Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Lekad ca'at rusul Rabbina bilhak sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurreti a'yunina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. وَلَا يَمْضِي عَلَى الدَّيَّانِ وَقْتٌ وَاَزْمَانٌ وَاَحْوَالٌ بِحَالِهِ وَمُسْتَوْنٍ اِلٰهِ عَنْ نِسَائٍ وَاَوْلَادٍ اِنَاسِ اَوْرِجَالِ كَزَا عَنْ كُلِّ ذِي عَوْنٍ وَنَصْرٍ تَفَرَّدَ ذُلْجَلَالِ وَذُلْمَعَالِ وَيُمِيتُ الْخَلْقَ قَهْرًا ثُمَّ يُحْيِي فَيُزِّيهِمْ عَلَى وَفْقِ الْخِصَالِ. Bu akşamki sohbetimiz itikad, Ehl-i Sünnet itikadı Emali isimli bir eserden takip ediyoruz. Sözlerimizde inşallah Risale-i Kutsiye'den bir beyt ile başlayalım inşallah. Didiler bir eser yaz aşikane, ola feyzu muhabbet salikane, hem olsun yadigarın arifane, okuyan derdi hak ile bayana. Bu dert ile azakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Dediler bir eser yaz aşikane. Manevi bir heyet geldi diyor İsmet Garibullah Kutsi Sırazları. Yani biliyorsunuz keramet haktır. İnanmaya mecbur değilsin ama Ehl-i Sünnet keramete inanır. O halde Aşure gecesi bir heyet geldi diyor. Dediler ki bir eser yaz aşıkane. Aşıklara bir eser yaz. Ola feyzun muhabbet salikane. Dervişlere muhabbet kaynağı olsun. Feyz almalarına sebep olsun. Hem olsun yadigarın arifane, ariflere, Allah dostlarına da yadigar olsun, hatıran olsun, armağan olsun. Okuyan derdi hak ile boyana. Bu kitabı okuyan Allah'ın derdiyle, Allah derdiyle, Allah rızasını kazanma derdiyle boyansın diyor. Yani içi dışı Allah'ın nuruyla dolsun. Var ya ayet-i kerimede Estağfirullah, Allah'ın boyasıyla boyandık. Yahudiler, Hristiyanlar dedi, Hristiyanlar biz Mahmudiye bir isim boyayla suyla çocukları suya daldırıyorlar. Tamam, vaftiz ettik diyorlar. Daha günah işlemez diyorlar. Müslümanlar bunu duyunca şaşırdılar. Mevla Teala ayet indirdi. Sıbgatallah. Biz de Allah'ın boyasıyla boyandık. Yani Allah'ın dini. Allah'ın dini yaşadığın zaman o boyaya girmiş oluyorsun. İşte böylece Allah'ın boyası işte. Ha. Bu dert ile azzakka gidelim. Cemal-i Bakemale seyredelim. İnşallah Cenab-ı Hak derdimizi rızasını kazanmak eylesin. Dünya derdi dert değil. Üç kuruşluk dert, dert sayılmaz. O nedir? Dünyalık. Dünya kadardır. Dünya bitti miydi? O da bitti. Seninle beraber gelmez. Ve mesuliyeti üzerinde kalır. Dünya ve bütün içindeki eşya kalpte dert olmaya, sıkıntı olmaya, düşünce olmaya değerli değil. Çünkü Cenab-ı Hak kainatı yarattı, alemi dünyayı. Dünyayı ona sivrisineğin kanadı kadar muhabbet nazarıyla bakmadı. Ya imtihan için yarattı mı? Zaten dünyayı da cehenneme yuvarlayacak. Sadece üzerindeki cami, mescid-i haram bir bölüm varak yerleri alacak. Gerisini al bakalım. Dünyacılar cehennemde beraberce istiyordunuz ya işte bu dünya deyip onlara dünyayı verecek. O yüzden biz dünyacı değiliz arkadaşlar. Elhamdülillah. Biz ahiret dertlisi, Allah dertlisi, din dertlisi olmamız lazım. Asıl şey iman ve ibadettir. Dini öğrenmek, işte itikadı güzel öğrenmek. Bu itikatla beraber ibadetleri yapmak. Böylece Allah'a iyi bir kul olmak. Salihlerden olmak. Mevla Teala bu yarışta cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Tökezlemekten muhafaza eylesin. Amin. Şimdi sözlerimize başlarken evvela bir şey duyurayım. Efendi Hazretlerimiz elhamdülillah bugün bahçesine çıkmış. Yani havalar ısınınca talebeler gitmişler, görmüşler. Sıhhat afiyeti yerindedir. Dua ediyorlar. Biz de dua ediyoruz. Hep beraber Allah-u Teala dostlarını ayırmasın inşallah. Amin.
İkinci olarak geçen hafta burada bir salı günü dua ettik. Yani Yasin Şerif okundu falan. Bu mesele yani Müslümanlar kendi aralarında böyle bir şey, bir haber duymuşlar. Biz de katıldık. Yani ne olur ne olmaz dedik. Çünkü bela her zaman gelebilir. Bilhassa Zeytinburnu gibi yerlerde çok kargaşalık var yani. Allah-u Teala sulha çevirsin inşallah. Ya, ümmet-i Muhammed'in üzerinde çok bela var. Onun defolması için Yasin Şerif okunmuş. Onun duasını yaptık ama internette sağda solda başka türlü söylemişler. Benim ismimi de kullanmışlar. Öyle değil. Burada ne yaptıysak bu kayda alınıyor zaten. Biz yani hayırların celp olması için, gelmesi için, şerlerin defolması için vatanımızı, milletimizi, memleketimizi Mevla Teala muhafaza etsin, ümmet-i Muhammed'i muhafaza etsin niyetiyle okundu. İnşallah yanlış bir şey eklemeyelim. O yüzden yani bunları kayıt altına alıyoruz. Siz de şahitsiniz. Yani haber çıkar, şöyle oldu, böyle oldu, hemen inanmak yok. Araştıracağız. Doğrusunu öğreneceğiz. Sohbetimizin sonunda da Yaşar Nuri profesör gene bugün bir şeyler zırvalamış. Ağzını bozmuş. Tabi bozuk adam ağzı bozuk olur. Sohbetin sonunda inşallah şefaat meselesinin aleyhine konuşmuş galiba. Cevaplar vereceğiz inşallah. Ona göre delilleri getirdim. Yani fitne çok. Ümmetin sonundakiler geçmiş olan evvelkilerin aleyhine konuştuğu zaman eğer bilen bildiğini söylemezse Allah'ın laneti onların üzerine olsun diyor. İnsanların laneti onların üzerine olsun diyor Hadis-i Şerif. O yüzden bildiğimizi söyleyeceğiz inşallah. Söylemeye çalışacağız. Tabii ki böyle zıtlaşma şeklinde değil de çünkü ağzını bozmuş diyorlar. Yani böyle çok ayıp bir şey yani. Profesörlüğe eğer onu yakıştırıyorsa demek ki profesörlükte adi bir şey demek. Diğer profesörler bana kızmasın. Öyle insanı aralarından tart etsinler ya. Evliyaullah'ın aleyhine konuşan adam, adam sayılmaz. İki bacaklı olsa bile aslında dört ayaklıdır o. Dört ayaklıdan da adidir belki. Dört ayaklı günahı yok. Gıybet etmez, iftira etmez, Allah'a itiraz etmez. İki ayaklılar azdı. Kimi şefaat inkar ediyor, kimisi peygambere gerek yok diyor, kimisi sadece Kur'an'dan ben bu işi çözerim diyor, kabir azabını inkar ediyor, şefaat inkar ediyor, tevessülü inkar ediyor. Müslümanın birbirini sevmesini inkar ediyor adam ya. Başka işiniz mi yok sizin? Gidin kafirlerle uğraşın. Suriye nasıl kurtulacak ona bakın. Kudüs nasıl kurtulacak? Onun çaresini getirin bize ya. Yo oraya dokunma. Çünkü oradan babaları, ağaları onlara öyle söylüyor. Müslüman aleyhine konuşun diyor. Tamamı bölünsünler. Paramparça olsunlar diyorlar. Ya arkadaşlar. Allah-u Teala bu dinin sahibidir. Bu ümmet başıboş değildir. Sahibi vardır. Manevi olarak zaten var da zahirde de sahibi olacak inşallah. İslam bütün dünyaya hakim olacak. Biz bunu Efendi Hazretlerimizden, Mahmud Efendi Hazretlerinden her daim duyardık. İslam güneşin girdiği her yere girecek. Gecenin girdiği her yere girecek. Hakim olacak inşallah. Ama bugün ama yarın. Biz o niyetle devam ediyoruz. İnşallah ümitsiz olmayalım. Yılmayalım. Arkadaşım biri diyor demin İnternete baktım diyor hocam. O kadar fitne, o kadar şey var ki diyor. Kalktım iki rekat şükür namazı kıldım. Elhamdülillah dedim. Ya Rabbi sen bizi ehl-i sünnet yaptın dedim diyor. Şükrettim diyor. Ya bak zıttını gördüğümüz zaman anlıyoruz değil mi? Ya şeytan bir taneydi. Milyonlarca şeytan var şimdi. Bu kitaplar yazılalı belki de 500, 600, 700 sene evvel geçmiş. Daha evvel İmam Azam Efendimiz'in kitabında var. O konuya geleceğiz. Şimdi dersimize devam edelim. İtikad bölümünde Allah-u Teala hakkında bir şey benzetme olmaz. Cümleden ayet-i kerime var. Leyse kemislihi şeyün. Allah-u Teala'nın misli gibi bir şey yok. Bu kalemin mesela misli olabilir. Şu kitabın misli olabilir. Senin benim mislimiz olabilir. Allah-u Teala'nın mislinin bile benzeri yok. Bırak kendi benzerini. Hiç yanaşamazsın. O ne aklına geldiyse, ne hayaline geldiyse o Allah değildir. Allah'ın bir nuru, feyzi akseder sana o olur. O şey değil. Sonra وَلَا يَمْضِي عَلَى الدَّيَّانِ وَقْتٌ Deyyan Allah-u Teala'nın isimlerindendir, Farsça bir isimdir. Yani Nasır ziyadesiyle yardım eden, yardım edici olan Allah'ımızın üzerinden bir zaman geçmez, vakit geçmez, ve ezmanın zamanlar geçmez, ve ahvalün haller geçmez. Hiçbir halde Mevla Teala'nın üzerinden bir zaman, mekan, hal,
olay geçmez. Vel mana la yezi aleyhi subhanu ve la yukarinuhu vaktun. Mevla'nın üzerinden veya yakınından bir vakit geçemez. Biasil la yumkunu infikatuhu anhu. Yani o vakit onu yakaladı. Ondan çıkamıyor. O vaktin altında kalıyor. Bir saniye bile üzerine geçmez. Münezzeh an en yemdi aleyhi vaktun. Üzerinden vaktin geçmesinden münezzeh. Çünkü vakit mahluktur. Allahu Teala vakti yarattı. Vakit zaman. Mesela güneş filan yere geldiği zaman öyle oldu. Filan yere gelince hindi oldu. Batınca akşam oldu. İşte bu güneşe göre ayarlanmış. Güneşin hareketine göre ayarlanmış. Ya Allahu Teala güneşi yarattı, her şeyi yarattı. O zaman Allah üzerinden vakit geçse güneşin mahkumu olur haşa. Hiçbir şeye Cenab-ı muhtaç değil. Mekandan münezzehtir. O yüzden arşa oturdu diyenler kaydı. Allahu Teala mekana, zamana, hallere hiçbir şeye muhtaç değil. Yani Allah ve lem yekun ma'ahu şey'un. Allahu Teala var idi, onunla beraber hiçbir şey yoktu. Felan ala makan. Şu anda da olduğu gibidir. Hiçbir değişiklik ona gelmez. Cihetlerden münezzehtir. Mevlamızı böyle Subhanallah dediğimiz zaman bütün noksan sıfatlardan, beşeri sıfatlardan tenzih ediyor. O yüzden Subhanallah çok deyin. Ve müstahını ilahi annisain. Başka bir beyt. Rabbim kadından, kadına muhtaç olmaktan, hanıma muhtaç olmaktan münezzehtir. Ve evladin inası evrizali. Kız, erkek, çocuğu yok. Ya burası kul huvallahu ehad. İşte bak İhlas suresini kim bilirse, buyuruyor Efendi Hazretlerimiz, İhlas suresini bilen adam Yahudi, Hristiyan olmaz. Dolayısıyla onlara diyalog yapmaz. Türkçe. İyi anlayın yani. Kolay. Kul huvallahu ehad, Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad. Allah tektir, samettir. Her şey ona muhtaç. O kimseye muhtaç değil. Lem yelid ve lem yulad. Doğmadı, doğrulmadı. Ve lem yekun lehu kufuven ehad. Onun eşi benzeri yok, dengi yok. Burada işte Hristiyanlara, Yahudilere red var. Onlar diyorlar, Allah'ın karısı var. Meryem Allah'ın karısı diyorlar. İsa onun oğlu diyorlar. Üzeyr oğlu diyorlar. Melekler Allah'ın kızları diyorlar. Yahudilerine diyorlar, kendilerine biz Allah'ın oğullarıyız diyorlar. Bunların dini, imanı yok. Kitaba uymuyorlar çünkü. Sâhâti yenesine لَقَدْ تَفَرَ لَزِنَ كَالُوا اِنَّ اللّٰهَ سَالِ سَلَاسِ Allah üçün üçüncüsüdür diyen o Hristiyanlar kafir oldu. وَمَا مِنْ اِلَٰهِنْ اِلَّا اِلَٰهُ وَاحِدْ Tek ilahtan başka ilah yok. Ya, üçüncü diyorlar. Bunlar üç yüzlü adamlar. Bunların dini imanı yok. Mel Mesih ibn-i Meryem illa Resul. Meryem oğlu İsa ancak Resul'dür. Elçidir. Kad kalet min kabli Resul. Ondan evvel pek çok peygamber geldi geçti. Yani insan beşer. Yer içer, yemeğe muhtaç. Yemeği dışarı çıkarmaya muhtaç, affedersiniz. Bazıları da vecal melaketleri lezine hum ibadur rahman inasa. Allah'ın kulları olan melekleri bazıları dişi yapıyorlar. Dişiler diyorlar. Eşeydu halkahum. Mevla Teala buyuruyor. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Orada mıydınız ya? Allah melekleri yaratırken neredeydiniz? Alemde yoktuk. Ne konuşuyorsunuz diye Cenab-ı Hak. Kız resmi yaparlar. Meryem Valide resmi yaparlar. Ayasofya camisini kazımışlar, alttan çıkarmışlar diyorlar. Kadın resimleri. Melek. Onların meleği öyle işte. Onlar çünkü derdi kadın, derdi zevk. Oraya benzetiyorlar. Melekler nurdan yaratılmıştır. Erkeklik, dişilik vasfı diye öyle bir şey yok onlarda. Keza an külli zi avnin ve nasrin ve teferrede zül celal ve zül meal. Aynı şekilde Rabbimiz her türlü yardımcıdan, destekçiden münezzehtir. Tektir, yegane birdir. Zatıyla, sıfatlarıyla eşi benzeri yoktur. Kimseye muhtaç değildir. Celal sahibidir, yücelikler sahibidir, azamet sahibidir. İşte ayet-i kerime var. Ve kulil hamdülillahillezî lem yettehiz veleden ve lem yekün lehu şerikun fil mulki ve lem yekün lehu veliyyum minez zulli ve kebbirü tekbira. Allahu ekber, Allahu ekber diyoruz ya. İşte bak ayet-i kerime. De ki Allah, Allah hamdolsun o Allah ki lem yettehiz veleden, çocuk edinmedi. Ve lem yekün lehu şerikun fil mülk, mülkte, kainatta ortağı yok. Ve lem yekün lehu veliyyum minez zulli, düşük, adi, güçsüz olan kimselerden hiçbir velisi yok.
Çünkü her şey ondan aşağı küçük düşük. Basitiz. Mevla tabi basit şeylerden yardımcı edinmemiştir. Yardımcısı yoktur. Ve kebbirü tekbira. Onu tekbirle yücelterek yüceltin. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber diyoruz ya, işte o ayet-i kerime onu bize beyan ediyor. Bu ayetler putperestleri, vesenileri, Hristiyanları hepsini reddediyor. Cenab-ı Hakk'ın ortağı yok, yardımcısı yok. Tebareke esmi Rabbike zülcelal ikram. Mevla ikram sahibi, celal azamet sahibi olan Rabbinin ismi yüce oldu, zatı yüce oldu. Yümitül halka kahren sümme yuhyi. Bütün mahlukatı kahır sıfatının tecellisiyle öldürür. Sümme yuhyi, sonra diriltecek mahşerde. Fe yüczihim ala vefkül kısali. Herkesin hasletine, kazancına göre onlara karşılık verecek. Ya hesap var. Bu ayet-i kerimeler, küllü nefsin zayikatul mevt, bu beytler şu ayet-i kerimeye, şu ayet-i kerimeye işarettir. Küllü nefsin zayikatul mevt. Her nefis ölümü tadacak. Ölmeyecek olan yok. Ve küllü men aleyha fan. Yeryüzünde ne varsa hepsi ölecek. Ve küllü şeyin halikü illa vece. Zatından başka her şey helak. Bütün alem yok olacak. Mevla Teala alemi yok ettikten sonra ikinci üfürüş. Birinci üfürüşte bütün alem yok olacak. İkinci üfürüşte tekrar dirilecek. Ama o iki üfürüş arasında 40 sene falan deniyor veya 40 gün deniyor. Mevla buyuracak, nida edecek. Limenil mülkül yevm. Bugün mülk kimin? Bu alemin varlığın sahibi kim? Cevap yok, kimse yok. Buyuracak ki lillahil vahidil kahhar. Kahreden, yegane galip olan, tek olan Allah'ındır. Bugün tapum var, kapım var, param var, senedim var, sepetim var. O zaman hiçbirisi geçmiyor. Yani bugün mecazen elimizdedir. İnşallah hayırlı kullanmak lazım. Yoksa vebali çok. İşte bu beytler, ayet-i kerimeler öldükten sonra dirilmeye işaret ediyor. Bize haber veriyor. Mevla inşallah o gün gelmeden evvel işi yoluna koymayı nasip etsin. Bak. Ala vefkül hısal. Herkesin yaptığı amel karşılığında cezası var. Ceza burada yani mükafat demektir. İyi yapmışsa iyi mükafat olur. Kötü yapmışsa kötü mükafat olur. Karşılık yani. O yüzden kimsenin yapmadığı şeyi Cenab-ı Hak o kişinin üzerine yüklemez. Kimsenin zerre kadar hakkını zayi etmez. Üstelik iyiliklere kat kat sevap veriyor. En az 10 kat, daha fazla kat, 700 kat, daha fazla kat sevap veriyor. Ya. Onları büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor. Sonra bakıyorsun çok fazla olmuş. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın fazl-ı keremiyle inşallah. İbadet yaptık diye cennete girmiyoruz ha. Cennete girmek Allah-u Teala'nın fazl-ı keremiyle. O da ancak iman sahiplerine tahakkuk ediyor. İman varsa ona cennete girmek için Allah'ın fazl-ı keremi tahakkuk ediyor, giriyor. Ameller dereceyi yükseltiyor. Yoksa ben amel ettim, ibadet yaptım diye cennete girmek yok. Şimdi dersimizde ne okuyorduk? Elfaz-ı küfür. Yani bir takım sözler insanı dinden ediyor. Ediyor mu etmiyor mu? Bu konuda bilgimiz olması lazım. O yüzden fitne çoğaldı. Her tarafta her şey konuşuluyor. Gülüyorlar, eğleniyorlar. Dinle makara geçiyorlar. Böyle neuzubillah mezheple alay ediyorlar. Tasavvufla alay ediyorlar. Allah dostlarına aleyhine konuşuyorlar. Hepsiyle alakalı baplar var sırayla. Buradan başlamıştık. Küllü mâmeren yıl. Mesela bir konuda bilemedin. Bir konuda bilgin yetmedi. Acaba nedir? Nasıldır itikadi bir konuda? Hemen diyor bak küllü ma emereni Allahu Teala bihi. Allahu Teala bana bu hususta neyi emretmişse ve bütün emirleri neyse kabiltuhu. Hepsini kabul ettim. Ve ma nehani anhu. Hangi şeyden beni men etmişse inteytu anhu. Hepsini uzak durdum. Genel manada iman böyle bak. Allahu Teala neyi emrediyorsa o şekilde kabul ediyorum. Neyi yasaklıyorsa ondan da uzak duruyorum. İmanım bu şekilde hepsini kabul ettim. Kitaplara iman o demektir yani. Kitapta ne varsa Allah-u Teala ne göndermişse kabul ettim. Ondan sonra ne yapacak? Doğrusunu sorup öğrenecek. İtikadını düzeltecek. Ve izâ itakadak zâlike bi kalbihi ve kara bil sânihi kâne imanu sahihan. Kalpten kesin Allah'ın emrine inandığı zaman dilden de söylenince bunu imanı sahih olur. Ve kâne müminen bil kül. Bütün İslam'ın tamamına inanmış olur. Ama izâ kâle racûl la edri esahîn iman emlâ. Ya bilmiyorum imanım doğru mu eğri mi sahih mi kabul mü değil mi bilemiyorum dese fâze hataun. Bu hatadır, yanlıştır. İllâ izâ erede bihi nefyen lişşekki. Ya ben
kendimi tam anlayamıyorum. Şüpheyi kaldırmak için böyle konuşmuşsa, mesela nefis bir şey var, kıymetli bir şey var. Onu acaba bilmiyorum yani, buna karşı rağbetim var mı yok mu? Durumu anlayamıyorum yani. Orada şüpheli, kendi isteğinin olup olmadığı hakkında şüphesi var. İsteksizlik var. O durumda yani olursa öyle bir teville kurtarır. Ama men şekke fi imanihi, bir adam imanında şüphe etse, bakar inşallah fevve, inşallah dese ya, inşallah Allah bilir, ben bilemiyorum deyip imanında şüphe etse, fevve kafirin diyor bu. Kafirdir, şüphe olmaz. İlla ancak en yüvevüle ha fekale la edri eharace ahrucu minet dünya ve ne müminün, ya ben dünyadan mümin olarak çıkacağımı bilmiyorum, acaba mümin çıkacağım, imanlı mı imansız mı çıkacağım, ileride ne olur bilemiyorum derse, bu küfür olmaz, ama bu şekilde ihtimal de doğru değil arkadaşlar. Ne yapacağız? Elhamdülillah Müslüman diyeceksin. Kesin, kesin. Ve men azmerel küfre, bir kişi içinde küfrü gizlese, neuzubillah, evhemme bihi, veya küfretmeyi kastetse, fevve kafirun, o anda kafir olur. Ve men kefere bilisani ta'yan, isteyerek kendi iradesiyle dilden küfür sözünü söylese, neuzubillah, ve kalbi mutmain bil iman, kalbimde iman var dese, fevve kafirun, ve la yenfe'u ma fi kalbi, kalbindeki şey ona fayda vermez. Niye? Lennel kafire, çünkü kafir yorafu bima yantuku bihi, konuştuğu şeyle bilinir bil küfür. Kafiri biz nasıl tanıyacağız? Konuştuğundan. Biz ne bileceğiz senin kalbini? O yüzden feyza nataka bil küfür tayan, istekli olarak yani kimse onu zorlamadan küfrü konuşursa, küfür sözü söylerse, kâne kâfiren indena, bize göre kâfir olur. Ve indallah, Allah-u Teala tarafından da katında da kâfir olur. Allah-u Teala zahirede itibar ediyor. Kalbinde varsa niye söylüyorsun madem? Zorlama yoksa söyleyemez. Zorlama demek yani ölüm tehlikesi, azasının kesilmesi. Büyük bir tehlike olursa o zaman kaçmak için, kurtulmak için dilden söyleyebiliyordu. Ama kalbi imanın ne olacak? Kalbimde iman var ama dilinde söylüyorsun abusu bu şeyler. Niye söylüyorsun? Biz onun zahirine bakarız diyor. Ebu'l Bezzazi bu kitapta İza katara bi bali eşyaun tucibul küfre bihi. Kalbine bir takım şeyler geliyor adam. Bu çok oluyor. Küfür, inkar sözleri geliyor kalbine. Kötü düşünceler geliyor. Lakin de la yetekellem bihi. Bu ondan ama konuşmuyor. Ve zalike mahzul iman. Bu halis imandır. Hadis-i şerifte öyle çünkü. O vesveseler gelince ne yapacağız? Reddedeceğiz, reddedeceğiz. Enuzu besmele çekeceksin. Allah-u Teala inşallah kurtarır. Hatta şerifte insana şeytan gelir. Şunu kim yarattı? Allah. Bunu kim yarattı? Allah. Onu kim yarattı? Allah. Allah kim yarattı der. O zaman dur diyor. Enuzu besmele çek. Bu şeytandandır de. Kovun. Ya arkadaşlar. Allah-u Teala Halik'tir. Ve izâ azem alel küfrü bâdehînin. Bir sene sonra, iki sene sonra, bir saat sonra küfretmeyi kastetse birisi, yükferu fil hal. O anda kafir olur. Şu kalp bir anlık boşluk kabul etmez. Bize vâli tasdik için el müstemir. İstenilen sürekli bir tasdik, sürekli Müslümanlık istenir bizden. O kesilmiş olur. Ve cuhudul küfür tövbetün. Bir insan küfür şeyi söylese neuzubillah, onu inkar etse bu sefer tövbe oluyor. Yani. O yüzden devamlı istifa etmek lazım. Efendim Dürer kitapta ve rıza bir küfrü nefsiyi küfrün bir ittifak. Kişinin kendi küfrüne razı olması bütün alimlerin ittifakıyla küfürdür. Ve men rıza bir küfrü gayri, başkasının küfrüne razı olması fakat iktelefu fihi. Bunda itiraf oldu. Zekere Şeyhülislam er-Radi bir küfrül gayr innema yekunu küfren. Başkasının küfrüne razı olmak küfür olur. İzakane yes tencizul küfre. Yani kesin olarak onun kafir olmasını kabul ediyorsa. Ve estahsinuhu yani. Güzel görüyorsa ona. O kafire, bir adama küfrün kafir olmasına razı olduğun için küfürlük ona iyidir derse, neuzubillah, kabul ederse kendisi kafir olur. Ama izalem yekün kezalik, böyle değil. Lakin ehabbel mevte evl katle alel küfri. Bu adamın küfür üzere ölmesi, küfür üzere öldürülmesini istiyorsun. Niye? Limen kâne şerilen. Şerli bir adam, zalim bir adam, müziyen bir tabii yaratılışıyla bütün insanlara eziyet veriyor. Böyle diyor, gebersin diyor, affedersiniz. Hatta yentekeme Allah Teala minhu. Allah ondan intikam alsın diyor. Bu şekilde kafirin kafir olup ölmesini bu şekilde istemek kötü olmuyor, ama gene de biz ne yapalım?
kimsenin küfür üzere ölmesini istemeyelim ya. İyi olmaz. Velhâsâ izâ teâ ilâ zâlimin fekâle emâ tekellâhu teâlâ lil küfür. Bir zalime Allah seni küfür üzere gebersin diye dua etmek. Evkâle selebellâhu teâlâ aleykel iman. Allah seni iman, antil iman. Allah seni iman soyusun alsın dese. Bu felaya durruhu imanına zarar vermez. İkâne muradû en yetekemellâhu teâlâ minhu. Alâ zulmi yani ve izâhi. Allah-u Teala ondan eziyetine karşılık, yaptığı zulümlere karşılık intikam alsın diye diyorsun ya, Ebu Cehil gebersin, Firavun gebersin diyorsun ya, bu gibi adamlar gebersin. Niye gebersin? O şekilde gebersin ki Allah ondan intikam alsın demektir. Orada onun küfrüne razı değiliz, onun yaptığı zulmün karşılığını görmesini istiyoruz ondan. Ve fil bezazi bu kitapta lev lakkana insanın kelimetel küfür yetekelleme biha. Bak, bir insana birisi küfür kelimesini öğretiyor, onu konuşsun diye. Küffüre, küffüre. Kendisi kafir olur. Ve inken ala vesil laib ve dık. Eğlence bile olsa, oyun oynayacak için bile olsa, küfür kelimesi başkasına öğretmek doğru değildir. Keza men allemeha kelimeten litebiyine min zevciha. Bir adam, bir hoca, bir müftü kadına küfür kelimesini öğretiyor. Bunu söylersen kocasından boş olsun diye. Çünkü küfür eden insanın nikahı düşüyor. Bu şekilde müfti macin deniyor. Macin. Yani hilebaz müfti. Hilebaz ilahiyatçılar türedi. Şimdi türediler. Millete hep kötü şeyleri öğretiyorlar. Şerli şeyler öğretiyorlar. Bir hayır öğretin de bunlar müfti macin yani. Bunlar macun. Kaldır at. Bunları devlet durdurması lazım. Yani ehliyetsiz doktor varsa insanların zararına çalışıyorsa onu da durdurması lazım. Bunlar devletin vazifesi yahu, zarar veren şeyleri kaldırması lazım. Bu şekilde olursa karıya diyor ki, kadına diyor ki, şöyle şöyle söylersen küfür edermiş olursun, o zaman nikahın düşer, kocandan kurtulsun diyor ona, bunu iş bu işi öğretiyor ona. Fe ve kafirun, o kişi kafirdir. Ve men emere recülen bil küfri keffere l-amiru fil hal. Birisi bir adama küfür etmesini emretse, şu küfürü söyle diye emretse ona, o emreden kişi hemen kafir olur. Tekellemel memur bi emla. Emrettiği adam bunu söylesin söylemesin fark etmez. Küfür emreden kafir olmuş oluyor. Lennu istighfafun bil İslam. Çünkü İslam'ı affe alıyor. Küfür kelimesi ağza alınır mı yahu? Ne olacak diyor o zaman? Ne olmaz, ne olacak işte olur. Olan olur. Bu şekilde ne oluyor demek ki? Adamın küfrüne razı olduğu için. Demek kâle la ilahe dedi ve erâde en yekûle illallah. La ilahe illallah biliyorsunuz. La ilahe dedi ama illallah demedi. Ve lem yetekellem bi, onu konuşmadı. Fakat demek istiyordu fakat orada sesi kesildi. Niye sustu bilinmiyor. Bu durumda la yukferu kâfir olmaz. Çünkü o illallah, ancak Allah'tır ilah, inanıyor. Mezâ illem yahtur bibâlihi el isbat. La ilahe dedi kaldı. İllallah demeyi kastetmese veraden nefiye fakat yani sadece la ilahe dedi bıraktı. İllallah, sade Allah'tır ilah diyerek orayı kastetmezse fakat böyle yapsa ve kafirun ya, Allah'tan başka ilah yok sözünü topluca söyleyeceksin. Vel veseni putperest bir adam ellezi la yukarı bi vahdaniyeti illahi teala, Allah'ın birliğini kabul etmeyen bir veseni putperest, putlara tapıyor. Bu adam kalktı izakale la ilahe illallah dese yesirun müslüman. Allah'tan başka ilah yok dese bak ne oldu? Çünkü bütün ilahları reddetmiş oldu. Bu ne oluyor? Hatta levrece ancak daha sonra bu sözüne dönse yok deli diyor. Bak onu devlet öldürür diyor. Niye? Çünkü İslam'a girdi çıktı. Öyle yağma yok. İslam'a çıkan adamın hayatı biter. Fakat kâle la ilahe Allah dese sadece yani bir kafir Allah dese maşallah diyor. Allah diyor. Barakallah diyor ya. Bu durumda la yasır müslüman. Müslüman olmaz. Velev kâle ene müslümün dese la yasır müslüman. Ben müslümanım dese gene müslüman olmuş olmuyor. İslam'ın şartı çünkü kelime-i şehadet değil mi?